Merhabalar değerli takipçilerimiz. Testmen sayfamıza hoş geldiniz. Öncelikle bizi tercih ettiğiniz, bizi izlediğiniz ve inşallah beğenir abone olursanız diye temennilerimizi ileterek sayfamıza tekrardan hoş geldiniz. Hayırlı günler dileriz. Bugün portatif ocağımızla ilgileniyoruz. Marka ısrarla söylemiş olmayayım çünkü çok talep ve şikayet geliyor bununla ilgili. Niye isim ve marka belirtiyorsunuz diye. O yüzden ismi ben belirtmiyorum. Sadece aldığım ürün bu şekilde denk geldi diyelim. Evet, görmüş olduğunuz portatif ocak otomatik ateşleme özelliğine sahip. Sizinle birlikte ben de ilk defa açıyorum. Bu arada henüz açmak nasip olmamıştı kutu açılımına. Güzel bir plastik çantaya sahip. Açıkçası plastik çanta olmasının şöyle bir avantajı var. Yani portatif herhangi bir yere götürürken herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamıyorsunuz. Kutu açılımına gelince şöyle geliyor. Güzel bir jelatinle streçlenmiş, hatta sert bir streç, yani çizilme vesaire olmuyor. Biz şöyle alt tarafından hemen bunu bir açalım bakalım nedir bu. Evet, kolay bir şekilde açılabiliyor. Türk halkının en çok sevdiği aktivitelerden bir tanesi naylon ve poşet açma. Ama kırmadan şöyle açalım. Ocak bölümü ayrı olmuş. Evet. Şimdi şu kapağımızı kapatalım. Bunu ocağımızın üstüne koyalım. Şöyle. İlk önce şöyle göstereyim. Çok hafif, portatif bir ocak. Kamp ocakları için birebir. Şöyle bir tane de şey gelmiş. Pişirme pozisyonu ve kapalı pozisyonu. Şu şekilde koyduğunuzda kapalı, şu şekilde koyduğunuzda ateşe hazır bir şekilde olduğunu gösteren ibarede şöyle uyarı bir şey, bir biçiminde şu şekilde gösterilmiş. Gösterdikten sonra hemen şu şekilde koyduk. Şimdi şu bölüm açma kapama bölümü yine aynı. Uyarılar şu üst bölümde mevcut. Biz tabii kırmızı rengini sevdik. Ne demiş atalarımız? Belli bir cumhuriyette yaşayan atalarımız. Kırmızı olsun, 2 lira fazla olsun hesabı. Evet. Hemen bölümü açıyoruz. Burada bir kullanım kılavuzu yine gönderilmiş mevcut. Nasıl kullanıldığına dair. Görmüş olduğunuz gibi. Tabii biz şu anda bunu kullanmıyoruz. Bir adet bu LPG kartuşu mevcut. Propan LPG kartuşu diye yazıyor üstünde. Kapağını açtık. Şu bölümü biraz yakından gösterelim. Şu şekilde propanın uç kısmı şu şekilde takılıyor. Evet, şurada görmüş olduğunuz gibi bir kapak var. Tüpün koyulduğu hazne. Şu kapak haznesi buradan açılıyor. Tüpün kapağını açtıktan sonra, bu propanın kapağını açtıktan sonra, buraya yerleştirdikten sonra da açma ve kapalı konumunda şöyle bir yay var. Gösterelim. İç kısmından çalışma mantığını. Yani sıkıştırmaya yarıyor şu şekilde. Hemen biz de deneyelim. Görmüş olduğunuz gibi kapağını açtık. Bu çeltikli kısım üst tarafa gelecek. Şu şekilde deliğini yerleştirdikten sonra tek yapmanız gereken şu mandalı aşağı doğru çekmek. Bakın şu anda tam olarak yerine oturmuş bu vaziyette. Hemen şimdi bir test yapacağız. Kapağını kapattık. Bu kilit şu anda zaten kilitli propan kısmı ve kendinden şeyli, çakmaklı. Şu şekilde olması lazımdı. Evet. Bu arada biz de ilk kez kullanıyoruz sayın seyirciler bunu. Ve kutu açılımını birlikte yaptığımız için ufak tefek birkaç tane hatayı ve detayı maruz görün lütfen. Tamamen açtıktan sonra bir tık sesini duyuyorsunuz. Bakın şöyle. Evet. Yani tek tıkta zaten hazır halde ocağımız çalışıyor. Şu anda görüyor musunuz ateşi bilmiyorum. Videoda nasıl çıkıyor. Kapatması basit. Tekrardan açalım. Evet, şöyle. Ve önerilen şudur. Şu propanı tutan kartuşu yukarı doğru kapatıp sonra, o kez daha gösterelim, videolarda aksaklık olabilir. Açma ve kapama kartuşu açık konumundayken istediğimiz seviyede değil de en alt noktada şöyle bir çıt sesini duymamız gerekiyor. Bu sesi duyduktan sonra tekrardan ayar yapılabiliyor, bakın kısa bir şey. Merhabalar. Testmen sayfamıza hoş geldiniz. Daha önce de söylemiştik, bir kamp ocağımız vardı. Görmüş olduğunuz gibi bugün deneme imkanımız oldu. Gayet güzel, tam kapasiteyle ocağımız şu anda çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi ekimizde bugün startımızı verdik. Bakalım nasıl olacak. Teşekkür ederiz. Sağ olun.